dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Türkiye Letonya maçından önce çekilen bu video inşallah bir aksilik olmasa Türkiye Letonya maçından önce sizlerle bir arada olacak. İsmail Kartal bu seri devam etmeli diyor. Futbolcularla toplantı yapan İsmail Kartal çok çalışarak kazanma alışkanlıklarına devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Dünkü çalışma öncesinde futbolcularla toplantı yaptı. Kazanma alışkanlığımız var ama en önemli sistem en önemli sistem oturdu ve rahatız. Bunu hissediyoruz. Bu özgüven varken daha çok çalışmalı ve kazanma kaldığımızı devam ettirmeliyiz diyor. Diyorsunuz Fenerbahçe böyle Avrupa maşallah 16'da 16. Geçtiğimiz sezondan kalan iki galibiyetle birlikte ezeli rakibi Galatasaray'ın geçen sezonki 17 maçlık galibiyet serisi rekorunda ele geçirmiş oldu. Yani Fenerbahçe aralıksız böyle gidiyor ama bunu arttırmamız lazım bunu sürdürmemiz lazım. Ve benim şöyle bir cümlem var. Biz Hatay Spor'u yenersek 17'de 17 değil. 19'da 19 yaparız. Yani hem Hatay'ı yenmiş oluruz. Hem Perşembe günü Rudogoreski. Hem de bir sonraki maçta Pendik Spor'u yenmiş oluruz. Yani Hatay galibiyeti 3 galibiyete bedel. Ee, önce tabii ki de Hatay maçına geçmemiz lazım. Ondan sonra diğer maçlara bakarız. Milan ve Leverkusen'den İsmail Yükseğ'e yakın takip. Zaten bir önceki videoda da konuştuk. Gerçi araya bir tane shorts video sıkıştıracağım. Çok tatlı bir Fenerbahçe çocuk. Allah anasına babasına bağışlasın. Milan ve Bayer Leverkusen'in yetkilileri A milli takımın Letonya'yla oynayacağı mücadelede İsmail Yüksek'i takip edecek diyor haberde. Ve e, Hırvatistan e maçında Modric, Kovacic ve Brozovic'e göz açtırmayan İsmail Yüksek artık dikkatleri üstüne çekti. Yaşının 24 olması işleri çok daha cazip hale getirdi. Ve bugün Letonya maçında şans verilirse İtalyan devi Milan ve Alman ekibi Bayern Leverkusen'in scoutları İsmail'i canlı canlı izleyecekler. Ee, bakalım ne olacak diyor. Şimdi amirlilerimizi bekleyen bir gelir var arkadaşlar. Hem de çok ciddi bir gelir var. Eğer Euro 2024 garantilenirse Euro 2024'ü garantilersen 9 milyon 250 bin euro kazanacakmış. Ya yani Letonya'yı geçip Avrupa şampiyonasına katılmayı başarırsa tarihinde ilk kez üst üste 3 turnuvada yer almayı başarmış olacak diyor. Ee, Türkiye maçları diyeyim. Ya ben 7. maç diyorlar ama daha 2 maç daha kaldı diye biliyorum. Yani 2 maç daha kaldı ama yine de siz bilirsiniz. İlk 2 çıkıyor gerçi. Ha şöyle Ermenistan'la aramızdaki puan farkı 6. Biz kazanırsak Ermenistan kazansa bile çıkmış oluyoruz. Son maçlar öncesinde tamam şimdi anladım. Ben de diyorum ya lan yani 7. maçımıza çıkıyoruz diyorum. Nasıl gruptan çıkıp çıkmama garantilemesi diye. İyi çok güzel. Şimdi eğer milli takım çıkarsa çok ciddi bir gelirinde sahibi olacak arkadaşlar. 975 Altıncı kez katılmış olacağız eğer katılırsak. 9.250 özür dilerim. Grupta her galibiyete 1.5 milyon euro. Beraberle 750 bin euro verilecek. 370 bin euro. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon. Çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin. Yarı finale kalanlar 5 milyon euroluk ödüle sahip olacak. İkinci olan takım 7. Şampiyon olan takım 10 milyon euro gelir elde edecek. UEFA toplamda 370 milyon euro dağıtacak demiş. Hadi hayırlısı. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar Milan'da Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor. Onu da bir kez daha hatırlatayım. Yani e, Milan Bayer Leverkusen sadece İsmail için değil. Hatta Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Milan Ferdi için 22,5 milyon euro bütçe ayırmış. Devre arasına. Yani devre arasında da olsa 22,5 milyon euroya satmayız. Onu söyleyeyim. Joshua King, Alexander Cicu Atay Spor maçı öncesinde hazırlıklara katılıp Pazar günkü maçta forma giye, giyebilecek seviyeye gelecekler. Hem Süleyman Arat'ın haberi hem de zaten daha öncesinde benim duyumlarımda yer alan bir gelişmeydi. Şimdi aklıma gelmişken yine Galatasaray demişken aklıma geldi. Malum camianın 6 milyon euroya transfer ettiği Bazel'e kiraladığı hani normalde oynamayan futbolcunun transfer market değeri düşer ama kendi yandaş transfer market yöneticileri sayesinde değerini düşürmedikleri. Ha bu arada arkadaşlar Alexander Ciku takımla çalışmalara başlamış. bunu da net olarak gördüm. Engiz zaten takımla çalışıyor. Yusuf Demir adlı çöp balon 5 milyon euroya düşmüş transfer market değeri. Bu çöpün takımı İsviçre Ligi'nde son sırada yer alıyormuş. Ve Bazel'in teknik direktörü Heiko Vogel ile yolları ayırması bekleniyormuş. Muhtemelen bu çöp oynattığı içindir. Hocam adama niye çöp ya? Yazık günah değil mi? Değil. 5 milyon euro transfer market değeri var. Galatasaray 6'yı basıp aldı. 127 dakika oynamasına rağmen transfer market değeri hala 5'te kaldı. Buraya kiralandı. Burada 6 maç 402 dakika ve sadece bir gol. O da İsviçre kupasında artık hangi dandirik rakip geldiyse orada. Hala 5 milyon euro. Ya bu torpil nereden geliyor? Ben de onu anlamıyorum. Avusturya milli takımının futbolcusu. Türk milli takımı da futbolcusu değil. Hatta olsa yine Türk yani milliyetçi damarıma ağır basar olan Türk futbolcusu falan derim. Ya gerçekten dünya kadar malın olacağına Galatasaray kadar balın olsun demişler. Boşuna dememişler. Hem balın olacak hem böyle adamların olacak. Milan, Kurunic, İsmail Yüksek, Şimdi Milan eğer İsmail'i takip ediyorsa kurun içten vazgeçeceğini onlar da biliyordur. Acaba Milan kurun içi veririz. Hani üstüne de şu kadar verin mi demek istiyor. Ben onu anlamadım. Yani Milan'ın taktiği ne? Burada çözemedim arkadaşlar. Siz çözerseniz bana haber verin. Çözemedim vallahi çok enteresan diyor ya. Çok enteresan. Ama şu bir gerçek biz kurun iç için çok uğraşıyoruz. Yani ben olur demem ama olmaz da demem. Çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Uğraştığımız bir isim doğruya doğru. O yüzden de bir şey demeyeceğim. Barış yurdu seven. Geçtiğimiz sene herkes sezon bitti. Herkes Nelson Sakaboya'yı işaret ediyordu. İşte çok iyi paralara giderler. Kerem gider. <laughs> i̇şte hiçbirini tutamazsın. Mertens'i bile ona satarlar diyorlardı. Fenerbahçe'nin sattığı diğer futbolcuları saymıyorum. Gustavo Henrique'den bile para kazandılar. Türkiye'de bu işin ustası Fenerbahçe'dir. Çok net ve açık diyor. Barış yurdu seven TRT Spor'dan. Şimdi yalan tek bir kelimesi var mı? İğrenç tek bir kelimesi var mı? Hatalı tek bir kelimesi var mı? Ben göremedim. Şimdi İsmail Yüksek'in serbest kalma maddesi yok. Haber Global'den Sercan Amzoğlu da aynı şeyi vermiş. Sözleşmedeki maddeye göre 15 milyon euro ve üzeri teklif gelirse Fenerbahçe teklifi veren kulüple masaya oturacak diyor. Yani 15'e serbest kalır demek değil bu. 15 ve üzeri veren varsa görüşülür diye ki benim <laughs> duyumum da bu şekildeydi. Canlı yayına katılan arkadaşlarımız duydu. Bu da aynısı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ve ee, durum ortada. Tottenham Zenit'le birlikte birkaç İtalyan kulübü İsmail'in menajeri Emrah Bozkurt'a oyuncunun durumunu sormuş. Menajeri kulüplere Fenerbahçe ile iletişime geçin demiş. Tottenham, Zenit. Abi bunlar söylenti de olabilir arkadaşlar. Her duyum denen şeye de inanmamak lazım. Ben mesela şu an için doğrulatamadım. Ama izlendiğini biliyorum. Lever, Lever Kuzen'in çok şeyi vardı. Ee, ama bakalım. Şimdi Crystal Palace Osay Samuel için ilgi mektubu yolladı. Ancak alıcı ödemeli mektup 7 iş günü içerisinde PTT tarafından kulübe ulaştırılacak diyor Fanatik gazetesi. Herhalde dalga geçiyorlar. Çünkü ilgi mektubu benim bildiğim ilgi mektubu faksla gönderilir. Ya yani mektup dediği bu değil. Yani e, ilgi mektubu şu. Kızınızı istemeye geleceğiz. Müsait misiniz? Onlar da der ki işte mesela ne iş yapıyor oğlunuz şu şu iş yapıyor işte. Abdesti namazı var mı? Var, yok işte. İçkisi kumarı var mı? Alkolü var mı? Şu var mı? Bu var mı? Yok, var falan filan. Hani onlarda da der ki gelsin ya da gelmesin. İlgi mektubu işte ilk baş sorulan soru. Ya, biz oyuncunuzda talibiz. Satıyor musunuz? Verecek misiniz? Verici misiniz? Verme niyetiniz var mı? Bu arada 57.500 olabilir. Birkaç abone kaldı. Hani vericiyseniz alıcıyız. diyor. Ama Osayi Samuel için istediği kadar ilgi mektubu göndersinler. Osayi yaza damgasını vuran isimlerden biri olur gibi geliyor bana. Aa, bugün satsak hocam senin gözünde değeri ne kadar? Arkadaşlar sizinle anlaşamayız. Benim verdiğim değer size düşük gelir. Osayi'nin bitiriciliği çok düşüktü. Geçen sezonun sonunda 8'e gitse ben razıydım. Şimdi 8'e razı değilim. Ama bir 15'i de görmez bence. Bence şu an Osayi'nin edeceği 12 falan. Ama 12 de iyi para. O kadar da düşük görmeyin. Fred takım arkadaşlarının enlerini seçmiş. Sağ ayak en iyisi Mert Hakan demiş. Mert Hakan ayağı mı varmış diyecekler. Sol ayak Şimanski yani. Hız Joshua King demiş. Derbolde o sayı Joshua King'i bir kapıştıralım. Güç Beko, Teknik Mustafa Hoca Kent ve İrfancan demiş. Şut Ceko. Dribbling Kent. Liderlik Ceko ve Tadic. Tadic'in çenesi de hiç durmaz. As ustası ben demiş. Fred. Çalışkan herkes demiş. Çok politik. Tek kelimeyle Şimanski zeki. Mert Hakan iyi şut çeken diyor. Ingıl iyi şut çeken 3 tane. Shooter mı dedi acaba? Muhtemelen. Yoksa Dıngıl bu üç kelime. Tadic zeki. Ceko golcü. Crespo sahada çok iyi pozisyon alıyor sahada çok iyi pozisyon alıyor. İsmail Yüksek Karınca, İsmail Kartal Şef Patron. Kendin için bir şarkı seç. Ta ekstriyikto. Kantarayla plare istiyor. Bizim taraftar bunu söyleyemez. İbrahim Tatlıses'in Rangli rangli nain rangli nain nain diye şeyine Tüm <laughs> tek tek şeyine döner. Rodrigo Becao'ya göre takımın en iyileri. En konuşkan Tadic. Lafı hoca yine bildi. En şakacı Fred. En çok yemek yiyen Mert Müldür. Daş yesin. En çalışkan Tadiç. En şık giyinen Joshua King. En yetenekli Şimanski. Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı Roberto Carlos'u çok seviyorum. Ama cevabım Alex de Souza diyor. PKO yani. Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı için Alex diyor. Fenerbahçe taraftarı. Daha önce gördüğüm taraftarların takımların taraftarlarından çok farklı. Teknik direktörümüz İsmail Kartal güçlü prensipler olan bir teknik adam. Kendisi ve oyuncularla olan iletişiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bireysel olarak oyuncularla sürekli diyalog halinde kendi adım onunla çalışmaktan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim diyor. Kalite her zaman sorunuzu çözecek bir unsur değil. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek iletişiminiz saha içerisinde göstermiş olduğunuz istek ve azim. Bunlar bana göre çok ama çok önemli. Çünkü futbol sadece kaliteyle oynanan bir oyun değil. Bunun yanına iletişim ve özveriyi de eklemek gerekiyor bizim takım olarak iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum diyor. Hedefim amacım Fenerbahçe'de şampiyonluk yolunda hak ettiği zaferleri tarttırabilmek. Bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı olabilmek. Uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu Türkiye Süper Ligi'nde. Bu sene umuyorum bu şampiyonluğu elde edeceğiz. Hadi inşallah. 16'da 16 ile başladık. Bize göre bu fazlasıyla iyi bir istatistik, iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çalışarak çok daha iyisini ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum diyor. Şimdi Birkaç gün önce UEFA etik kurulu Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'a bir yıl ertelemeli bir maç men ve 25 bin euro para cezası vermiş. Şimdi UEFA etik ve disiplin kurulu. Tıvente Fenerbahçe maçının başlama vuruşunu zamanında yapılmamasından İsmail Kartalı sorumlu tutmuş ve bir yıl e, ertelemeli bir maç men cezası vermiş. Kararda bu bir maçlık yaptırımın erteleme süresi bir yıl olarak duyurulmuş. Geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübede 25.000 euro para cezası verilmiş. Aynı maçta takımın uygunsuz davranış başlığı altında 3.000 euro'luk bir para cezasına hükmedilmiş. Şimdi 5 tane çaktık diye bu kadar zorunuza gideceğini bir 4'te bırakırdık. Bu arada 57.499 57.500 olmak üzere. Ya arkadaş Fenerbahçe'nin alıp veremediğiniz tam olarak ne? Yiyip de çık çıkaramadığınız 5 gol var malum. başka bir şey daha var mı? Ben onu merak ediyorum. Derdiniz ne abi? Bu arada Samet Akaydın Hırvatistan karşısında gösterdiği performans da Euro 2024 elemelerinde haftanın en iyi 11'ine seçilmiş. Tebrikler Samet. Hadi bakalım Samet. Doğru mu Samet? Seçildin mi? Yani başlama vuruşunun geç yapılması. Enteresan ya. Gerçekten enteresan. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bunlar normal artık. Gerçekten normal. Yani Fenerbahçe iyi gittiği zaman illaki bir sıkıntı çıkıyor. Birileri, sanki birileri gidiyor UEFA'ya ricada bulunuyor. ya. Fener'e bir, bir iki ceza verin de kafalar onların karışsın diye. <laughs> Lan Twente maçı ne alaka? Hadi öbür yani deplasmandaki maçı anlarız da. Bunlar bizim mimlediler ya işin e, şeyi bu tarafa garip gerçekten sportif direktörümüz Mario Branco milli araya fırsat bilip 6 numara transfer için çalışmalarını sürdürmüş sansürsüz futbolun haberi Cengiz takımla çalışıyor hiçbir sıkıntı yok şans verilmesi halinde Atay maçında oynayabilecek bir e, BK'yu konuştuk Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Onursal Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan'da spor müdürleriyle bir araya gelmiş ve sohbetimizden satır başları diyor sevgili Sercan Hamzoğlu. İsmi geçen hocalar milli takımda daha önce görev yapmış zaten. Kimi başarılı olmuş, kimi başarısız. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı diyor. Valla ben Mehmet Büyükekşi'nin Fatih Terim'i getirmemesine şaşırdım. Sonuçta kendi camiye, camiasının evladı, arkadaşı, görümcesi, eltisi, halası, kaynanası. Yani ben açıkçası çok şaşırdım. Çünkü bizim bildiğimiz Mehmet Büyükekşi yapardı bunu. Ama demek ki Fatih araları bozuk. Yani Fatih araları bozuk. Tamam. Meseleyi çözdük. Araları bozuk demek ki. Hocam araları bozuk kanları değil. Bana ne lan? ister kanları bozuk olsun ister aralar. Beni, beni alakadar etmez. Beni alakadar eden şey şu. Milli takımım ne durumda? Açık söyleyeyim. Benim milli takımım daha önemli. Hırvatistan'ı yendik ama başarı sürdürebilir olmasını istiyoruz. Artık Türkiye öyle bir takım olmaz ki Dünya Kupası'na Avrupa'ya katılmalı. 21 yıl olmuş Dünya Kupası'na katılmayalı. O kadar olmuş mu? Ben o kadar yaşlanmış mıyım? Euro 2032 İtalyan'a ortak alıyoruz. Bazıları bunun altına dinamit koyuyor. Beşiktaş'ın stadı niye yok diyorlar. Beşiktaş küçüktür mide bulan. Ne diyorsun ha? Espri yapmışlar araya. Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olduğu dönemde Euro 2024 için yaptığımız adaylık dosyasında Beşiktaş'ın stadı aynı gerekçelerle yine yok. Yani bizim tek adaylığımız için 10 şehir belirtmiştik. Şimdi bu sayı 5'e düşecek. İstanbul'dan da mecbur bazı stadılar çıkacak. Çünkü şimdi 3 stat var. Bu sayı 1'e düşecek diyor. 5 <laughs> statta yapılacak şampiyona için İstanbul'dan 3 statın olması mümkün mü? Anadolu'da var diyor. Bence Anadolu niye var? Şimdi de bu boyutu var. Niye Anadolu niye var dedim biliyor musun? Şundan dolayı Türkiye'nin tanıtımına yıllardır para bayıldık ve hep İstanbul, 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 yine İstanbul, tekrar İstanbul. Yani tekrar İstanbul, İstanbul. Yani hep İstanbul'u Fenerbahçe tanıtımı yaptık. Şimdi Türkiye tanıtımı yaptık. Şimdi diyoruz ki ya Anadolu da var. İtalyanlar İstanbul'a gelerek bize teklifte bulundular. Her şeyi ortak bölüşüyoruz. 2026 yılına kadar herkesin hazırlıklarının bitmesi gerekiyor. Neden Suudi Arabistan oynanacak Süper Kupa diyorlar. Kulüplerle konuştuk. İstiyor musunuz dedi diyor. İstiyoruz dediler. Biz de bunun üstüne görüşmeye başladık diyor. Ekonomi şey. Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil demiş. Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil ama hakem kasıtları Türkiye'ye mahsus. Yani hakem kasıtları Türkiye'ye mahsus. Kasıtlı bir şekilde Türk düşmanlığı yapan, Fenerbahçe düşmanlığı yapanlar var. Kasıtlı bir şekilde onu uyarayım. Yoksa hakem hatası İngiltere'de de var, İspanya'da da var, Portekiz'de de var, her yerde var. Ama hakem kastı ben İspanya'da hiçbir hakemin kasıtlı olarak bir takımın hakkını yiyeceğini düşünmüyorum. Var hakemliğimiz için yabancı hocamız var. UEFA'nın en iyi var hakem eğitimcisi. iki haftada bir geliyor. 4-5 gün kalıyor. Maçları var hakemlerimize beraber izliyorlar. Maçtan sonra hemen nerede doğru nerede yanlış yaptığını gösteriyor demiş. Bana boşuna para vermeyin. Anlatabiliyor muyum? Boşuna para verip de e, çoluğun çocuğunun rızkını heba etmeyin bence. Hiçbir şeyden de anladığı yok. Bu 57.500 olmuşuz. Yani haber odaklanınca dikkat edemedim. Şimdi bir Galatasaray'ın palavrası. TT'ye ilgili Shakhtar kulübünün yaptığı başvuru UEFA tarafından gizlice reddedilmişti diyor. Galatasaray'a tekrar bu konuda sorun çıkmayacağını tebliğ etmişler. Şimdi eğer Shakhtar UEFA'ya şikayet ettiyse mal ötesi mal bir takım. Çünkü bu tip davalara UEFA değil FIFA bakar. UEFA bakmaz. Galatasaray UEFA'ya bunun için başvurduysa mal olan takım Galatasaray oluyor. Çünkü bu tip davalara FIFA bakar. Hani yalan söylemenin bir şerefi vardır. Yani şerefli insanlar demek ki şerefli yalan söyleyebilir. Buna dikkat etmek lazım. Levent Tüzemen Roma kulübü Zanyolo'nun bahis oynadığını biliyordu. Bak biliyormuş. Bu yüzden geçen sezon devre arasında Galatasaray'a sattılar. Kusura bakmayın Galatasaray yönetimi, Roma yönetimi ve Zanyolo'nun menajeri tarafından kandırılmıştır. FIFA'ya gidirmedi. Spor hukukçuları FIFA'nın bu konuda sıra yanında olacağını söylüyorlar demiş. Bir yalan da buradan. Şimdi Fenerbahçe alınca parayı seçti. Almayınca Galatasaray alınca biz karakterini aldık. Karakterini araştırdık, şerefini araştırdık. Hepsini söylüyorsun onu araştırdık, bunu araştırdık. Aldık tamam çok güzel. Eyvallah. Bir sıkıntı çıkınca bizi dolandırdılar, bizi kandırdılar. Abi beni dövdüler diyorsunuz. Ya bunun hangi şey metaverse evreni? Ali Koç al şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak Ali Koç almadığında bilmediğiniz şeyler var demiştim. Şimdi bilmediğiniz şeyler ortaya çıktı. Ulan iyi ki almamış Ali Koç demek yerine hala diyorsunuz ki adamlar yolladan ciddi kar elde edecek. Şimdi çıkarabilirsinler bakayım çıkarabilecekler mi? Aston Villa Buradaydı değil mi? Aston Villa sözleşmesini feshedip devre arasını beklemeden feshedip paketlerse siz bir de şöyle o zaman bakın. Siz bir de o zaman bakın. Avgaya bakın. Gürültüye bakın. Saplanan 20, 20 değil 30 milyon euroya bakın. Tabii bir de şöyle bir şey var. O oyuncu dese ki ya Galatasaray'dayken ben biliyordum şu maçın sonucunu. Öyle olduğunu biliyordum dese al başına bela. Hatta dese ki Fenerbahçe'yi 3-0 yendik. Ben biliyordum. Dese diyeceksiniz ki hocam böyle deme. Dese ki bizim yönetim Jesus'u satın aldıydı. Maça üçlü savunma çıkaracağını biliyorduk. Kazanacağımızdan emindik. Hatta Jesus dedi ki ben oyunculardan birine de söyleyeyim kırmızı yesin de daha rahat yenin demiş dese. Ulan var ya. Sen izle filmi. Neyse bu bizim davamız değil. Şimdi Tonali mevkisinde dünyanın en iyilerinden 60 milyon Newcastle'a transfer yapmış. Harika maaşı var. Zanyolo İtalyanların altın çocuğu. Para yetenek var. Demek ki kumar aç açgözlülük doyumsuzluk. Değişik bir şey. Edince bu istatistiklerde zirvede 37 yaşındaki çöpümüz size göre. Abubakar ve Icardi'yi altına almış durumda. Ve Fenerbahçe'nin taraftarın bir kısmının hala eleştirdiği futboldan anlamayıp futboldan anlamayan taraftarın eleştirdiği Edin Dzeko istatistiklerde öttürmüş. Nasıl öttürmüş bakalım abi. Attığı 6 golle krallık yarışında 6 gol Icardi'nin arkasında yer alsa da Galatasaray'ın Arda'nın yıldızı birçok istatistikte geçti. Ceko maç başına rakip ceza sahasında 7.84 topla buluşmuş. Icardi 4, 43, bakar 3, 54. Hocam bu kötü bir şey değil mi ya? Niye? Bak hocam bu kadar buluşmuş atamamış. Demek ki bu kötü bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. İstasyonluk hani asist. Mesela şöyle söyleyeyim size. Bir futbolcu var sezonda 20 gol atmış. Öbür futbolcu sezonda 19 gol atmış ama 19'da asist yapmış. Hangisi daha iyi? Ali ile 19 gol, 19 asist yapan kişinin topla buluşmasının da daha yüksek olması normal değil mi? Normal aramanı <laughs> Icardi maç başına 1.72. Abubakar 1.8 isabetli şut atarken Ceko'da 1.99. Maç başına 4.39 gol fırsatı yakalamış. Icardi 3.57, Abubakar 2.23. Hocam bak bu da aynısını söylüyor. Bu kadar az gol fırsatı yakalayıp atamadıysa demek ki daha kötü. Yani demek ki daha kötü. Bak 4.39 yakalamış. O zaman Icardi geçmesi lazım. Icardi daha az yakalamış. Peki bireysel hatalar Rakibin aldı at dediği paslar. Penaltı atışları. Yani Icardi'nin iki tane penaltı golü var diye biliyorum. Çık. Onlar öyle yapıyordu ya. Ve toplam gol beklentisi Ceko'nun 6.96 Icardi'nin 5.75 Abu 5.77 Abu Bakan 2.95 ve Süper Lig'de 8 Konferans Ligi'nde 4 maça çıkıp 8 gol 7 asist edin Ceko. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim harika oyun kuruculuk hücumda hem bağlantı hem atak düzenleyici, hem oyun kurmak, hem kale önünde var olmak bu ciddi bir yetenek, ciddi bir bilgi birikimi gerektirir. edince o bunu yapıyor. Bunu yapmasına rağmen hala çöpleniyor mu? Çöpleniyor. E bu kimin ayıbı? Size bırakıyorum. Sevgili dostlar, maç öncesinde yapmış olduğum canlı yayının arkasında bu videoyu çekiyorum. Betonya maçından önce bu videoyu siz izleyeceksiniz. Maça dair skor tahminlerinizi yazar mısınız? Benim içimden bir ses Türk Milli Takımının 3-0 kazanacağını söylüyor. Normal şartlarda Hırvatistan maçında gözümüzü çok güzel boyayan milli takımın bugün gidip saçma sapan puan kaybetmesi hatta yenilmesi gerekir ama ben yani milli takımımızın kazanacağını hatta 3-0 gibi net bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Tek merak ettiğim Samet Erdi İsmail, İrfancan Kahveci yine ilk 11'de olacak mı? Yani takımın iskelet kadrosunda yer alacak mı? Bunu merak ediyorum. Bir de Hakan Çalhanoğlu'nu kesmek mühim mesele. Bugün Barış Alper'i oynatmak yerine hani diğer forvetlerden birini oynatabilir mi? Hocam Kenan Yıldız'ı izledim. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti diyor arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Bir futbolcu 450 dakika izlemeden ben iyidir kötüdür demem. Bu maç üzerinde iyidir. Bu maç üzerinde kötüdür derim. Ama 450 dakika izlemeden yorum yapmam. Kenan Yıldız için de 25 milyon euroydu sezon başında istedikleri fiyat. Şimdi kaç isterler siz düşünün. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanaldasınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.